Bir önceki videodan da anlayacağımız üzere arkadaşlar hücre bölünmesi öyle gelişi güzel olmuyor. Bu sistemi kontrol eden bir takım şeyler var. Neler var? Şimdi biraz onlara yakından bakacağız. Aslında hücre döngüsünün kontrolünde iki önemli yer bulunuyor. İlk kontrol G1 ve S fazı arasında. Yani tam burada gerçekleşiyor. DNA replikasyonundan yani kopyalamasından önce işleyişi bir kere düzene sokuyoruz. Diğer bir kontrol ise burada. G2 ve mitoz öncesi adım arasında oluyor. G2 ile mitoz öncesi arasındaki adımda oluyor. Bir takım proteinler bu süreci düzenliyor. Bu proteinlerin başlıca ikisine siklin bağımlı kinazlar deniyor. Hemen buraya yazalım. Siklin bağımlı kinazlar. Evet. Hemen hatırlayalım. Kinazın görevi neydi? Fosfat grubu eklemekti değil mi? Burada parantez içinde gösteriyorum. Kinaz proteini fosfat grubu ekleyecek. Onları aktifleştirmek veya inaktifleştirmek yani etkisiz hale getirmek için diğer enzimlere veya proteinlere bir fosfat grubu ekleyecek. Bu siklin bağımlı kinazların birlikte çalıştığı proteinin ismini tahmin edebilecek olanınız var mı? Tahmin edersiniz değil mi? Evet, evet, siklinler. Çünkü bu kinazlar başka neye bağımlı olabilirler ki zaten? Burada bilmemiz gereken önemli bir nokta ise bu siklin bağımlı kinazlar yani CDK'lar her zaman hücrede mevcuttur. Hem de bütün çeşitleriyle. Siklin bağımlı kinazlar hücrede her zaman bulunur, normalde inaktiftir. Aktive olmak için siklin proteinine ihtiyaç duyarlar. Yani özel siklinlere. Buradaki düzenleme noktası da belirli zamanlarda yapılan işte bu özel siklinler. Bu yüzden iki çeşit protein de büyük önem taşıyor. Tekrar ediyorum, siklin bağımlı kinaz Sadece belli bir sikline bağlandığında aktif hale gelebilir. Çünkü bu iki protein çalışmak için birbirine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bu arkadaş aktif ve işi asıl yapan kısım CDK'dır. Bundan dolayı G1 evresinde siklin D ve siklin E üretimi görülür. Burada da CDK2'nin siklin E'ye bağlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda CDK4 de siklin D'ye bağlanacak. Bu aktive olmuş kinazlar da özellikle CDK4 kompleksi, RB denilen proteini fosforlayacak. Buraya RB proteinimize eklediğimiz fosfor grubunun küçük bir reaksiyonunu çiziyorum. Dolayısıyla RB fosforlandığı zaman genellikle olması gerektiği gibi DNA replikasyonunu engelleyemez normalde görevi baskılamaktı hatırlayın. Ancak fosfat grubu onu ne yaptı? İnaktive etti. Bu hücre bölünmesi için bir bakıma hazırlayıcı ve ayarlayıcı bir görev görüyor. S fazında ise siklin A üretiyoruz. Siklin A, CDK2 ile birleşecek. Doğrudan DNA replikasyonu başlatacak. Öyleyse sadece G2'de üretilen siklin B ve CDK1 kompleksinin hangi adımı aktifleştirdiğini tahmin edin. Mitoz ya da hücre bölünmesi. Evet. Hatırlayalım. Bu kontrol aşamalarını geçmek için siklin proteinine ihtiyacımız var. Bunlar DNA sentezini ya da replikasyonunu baskılayan proteinleri engelleyecek. Böylece mitoz için gereken proteinler üretilmeye başlanacak.